Merhaba, programa hoş geldiniz. Evet, yeni bir çocuğumuz oldu. Erdoğan bile kullandı. Tok, elektrikli arabamız oldu ve çok mutluyuz. En çok Emine Erdoğan mutlu. Yağ gibi kayıyor demiş. Evet, yağ gibi kayıyor. Emine Erdoğan çok iyi anlar arabadan. Elektrikli araba sessiz olunca hepimiz, ben de bindiğimde öyle hissediyorum. Yağ gibi kayıyor. Bizde bir şeyi yaparken ilginç bir saptamamız var. Bizi önce mukayese ediyoruz. Önce Avrupa ile mukayese ediyoruz. Çünkü batıyı geçmemiz lazım. Batılaşamayınca batıyı geçmemiz lazım. Batının bizi kıskanması lazım. Çünkü nereden anlıyoruz? Bütün Avrupa dev arabaları ya da Japonlar, Amerikalılar Türkiye'de bu kadar araba yapmak için adım atmışken aman onlar elektronik araba, elektrikli arabaya başlamadan biz tok yapalım diye hız davrandılar ve çok önemli. Dün testleri geçti araba, her şey çok iyi çalışıyormuş. Yani işte ne bileyim ben, hangisi hangisi olduğunu bilmiyorum. Yanlışsa önemli değil, atarak söylüyorum ama işte ne bileyim. Arabanın Alman motoru testi geçti. Ne bileyim ben, Bolivyalı klaksonu testi geçti. Bolivya uymadı değil mi? Japon klaksonu. Çünkü araba yapan ülkelerden biz bunu aldık. Ne bileyim ben, İtalyan dizaynı testi geçti. Arabanın arka çıkışı yüksekliği, ne bileyim ben, ön tarafı, arabaların çıkıntıları, şeyleri var. Hepsi hesaplanıyor bunların. Fren işte. Şu önemlisi pil, şarj aleti. Neyse işte o akü, elektrikli akü. Tabii o hangi ülkedendi bilmiyorum. O da teste geçti. Sonuçta bunları toplayınca yerli araba ve milli araba testi geçti. Ama TOG böyle, ne bileyim ben, tamam açılımı Türkçe ama TOG yerli değil yani. TOG'u o dört harfi yan yana getirince GG, TOG deyince üç harf oluyor da o yüzden açıklayayım dedim. Çünkü Erdoğan şimdi bak TOG diyor, dört harf diyor. Bu Binali Yıldırım'dan beter diyebilir benim için, ben onu açıklayayım. TOGOGOGO arabası testi geçti. Fakat ilginç bir şey var tabii. Yani biz fizibilite yapmıyoruz. Şöyle bir şey yani. Arabayı yaptık ama bu arabayı yaparken biz bu parayı, daha doğrusu yerli ve milli dedikleri için, zannettikleri için, sonuçta sermayenin bir işi bu. Vizibiliteyi neye göre yaptık? Vizibiliten kastım ne? Şu. Bunun satış oranı ne olabilir? Yani nasıl bir marifeti olmalı ki bu arabanın Türkiye'deki diğer yabancı arabaların satışını geçsin ve Türkiye kazansın? Nasıl kazanacak onu bilemiyorum. Çünkü TOG'u yaparken yurt dışından satın aldığı bir sürü malzemeye para ödeyen bir ülke nasıl bundan para kazanıyor bir türlü anlamıyorum. Bunu ekonomistler de anlamıyor. İthalat ihracat dengesizliğini onlar da çözemiyor. Ne bileyim ben, ihracatımız arttı diyor. İhracatın artarken ithalata daha çok para verdiğini herkes biliyor. Bunu yani herkes dediğim, bu işten anlayanların hepsi biliyor. O yüzden o delik büyüyor devamlı. Neyse, benim söylediğim o değil. Yani satışını nasıl arttırırsın? Şimdi size iki tane harita vereceğim. Birisi daha eski bir harita. Birisi son harita. Yani son haritadan kastım, bu araba çıkmadan bir müddet önceki harita. Nedir o harita? Kaç tane elektrikli araba baz istasyonu olup olmadığına dair bir harita. Evet, bu son harita, yeşili olan son harita. Bayağı çoğaltmışlar, ben yani çok sevindim tabii bu kadar bu çoğaltmalarına. Çoğaltmışlar, ne yapmışlar? 6000 adet 3 aşağı 5 yukarı arabayı şarj etmek için baz istasyonu var. Şimdi bir önceki haritada onu mahsus gösterdim. Öncekini niye gösteriyorsun diyebilirsiniz. Bir önceki haritada daha az baz istasyonu var. Yerli ve milli arabanın çıkışına yakın çoğaltmışlar haklı olarak ama daha öncekinde bir rakam var işte. Atıyorum 3500 ise baz istasyonu. Bunun 1/3 biri özel. Yani ben ya da ben almadım, almayacağım da. Emine Hanım arabasını şarj ettirecek.
yeteri kadar şarjeri yok. O yüzden nasıl yapacak, bu arabayla nasıl gezecek onu bilemiyorum. Neden diyeceksiniz ki uzun yere gitmeyecek. Türkiye'de elektrikli araba avantaj mı bilemiyorum. Çünkü o kadar çok dur kalk yaptığınız bir ülkede o sistemin nasıl çalışacağını, Boğaz Köprüsü'nde elektriğinizin bitebileceğini düşünebiliyorum ben. Yani sıkışık bir iş çıkışı, Emine Hanım Çamlıca'dan çıktı, karşıya geçecek, sevgili zevcesi eşiyle buluşacak. O Boğaz Köprüsü'ne takıldığında açabilir misiniz? Açamazsınız. İş çıkışında orayı bırakın Emine Erdoğan'ı, Recep Tayyip Erdoğan'da, pardon bu gibi durumlarda Recep'i kullanmıyor. Tayyip Erdoğan da açamaz. Şimdi böyle bir araba yaptığınız zaman önce Türkiye'nin her yerinde insanların, arabayı alan insanların çok rahat bir şekilde kullanabilmesi için altyapıyı kurmanız gerekiyor. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Hiç hatırlamak istemiyorum ama maalesef çok üzücü bir şey. Bu hızlı trenin kazasına benziyor. Siz hızlı treni satın alıp hızlı olmayan trenin raylarında bu treni çalıştırdığınızda işte böyle ölümlerle karşılaşıyorsunuz. Bu emri verenler yargılanmıyor. Makinist yargılanıyor ve hapse giriyor. Şeyi hesap edemiyorsunuz çünkü bilimle, ilimle hiçbir yakınlığınız yok. Canım trenin ağırlığı aynı. Binen insan sayısı değişmiyor. Bu ray niye taşısın, taşımasın diye düşünüyorsunuz. Çünkü o rayın o hız arttıkça yükün daha ağır olabileceğini düşünme kapasiteniz yok. O yüzden diyorsunuz ki işte arabadan o kadar anladığınız için, yerli ve milli olması yettiği için yağ gibi kayıyor diyorsunuz. Ama sınırlı, neden sınırlı? Sonra da bir mukayese yapıyorsunuz. Neden sınırlı da kaldım biliyorum. Şöyle söyleyeyim size, rakamlar vereyim. Yani Avrupa girdi bu işe tabii de nasıl girdi? Şimdi Habertürk'ten okuyorum başta. Çünkü bu yalakalık başka türlü anlatılmıyor. Her gazeteninkini, her televizyonunkini anlatacağım. Araç başına düşen ünite sayısında Avrupa'dan öndeyiz. Yani biz daha arabayı yapmadan önce ünite sayısında Avrupa'dan öndeyiz. Bu başlık ne işe yapıyor zannedersiniz ki? Şöyle söyleyeyim size. Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği ACEA verilerine göre kıta genelinde 2022'de yaklaşık 300 bin adet şarj istasyonu bulunuyor. Bunların yarısı ise iki ülkede. Evet, Hollanda'da 90 bin, Almanya'da 60 bin. Bilmem anlatabildim mi? Şimdi Hollanda, Norveç'e gittim. Orada ilk o arabaya orada bindim. Tabii benim araba kullanmadım biliyorsunuz, ben motorcuyum. Beni havaalanından alan arkadaşımın arabasıydı. Şöyle bir sistem yapmış arabayı satın almadan, piyasaya sürmeden önce. Aynı otobüs, belediye otobüsleri yolu ve taksi yolu gibi elektrikli araçlara öncelik veren bir sistem kurmuş. Şaka değil, önce bunu kurmuş. Önce tabii kredi, arabayı krediyle alan Avrupalı için Norveç akıl almaz bir kolaylık sağlamış. Atıyorum rakamları. Normal arabayı %10'dan alırken bunu %2 ile falan satın alıyorsunuz faizi. Bu kolaylığı sağlamış. Park ücretini kaldırmış. Şaka gibi geliyor size değil mi? Park ücretini, yani belediyeler, devlet o gelirden kurtulmak istemiş. Niye? İşte o benzin, mazot, o pisliği yavaş yavaş yok etmek istiyor ve bundan kurtulmak istiyor. 90 bin Hollanda, 90 bin baz istasyonu kurmuş. Şimdi Avrupa'dan öndeyiz deyince 300 bin baz istasyonu var. Zannedersiniz ki Türkiye'de 300 bin bir, hani 50 artı 1 gibi 300 bin bir tane var. Hayır, öyle değil. Araba başına düşen baz istasyonunda biz öndeymişiz. Şimdi adamda 10 tane araba var, 6 baz istasyonu var.
Bizde iki araba var. Bir baz istasyonu var. %50, onlar da %40 gibi bir şey. Biz öndeyiz. Adam her şehrine, her ilçesine bir baz istasyonu kurmuş. Biz batıdan sonrasında böyle gidersen yanına 2-3 tane yedek şarj alet şeyi, pili alman lazım ki benim bildiğim çok pahalı bir şey. Öyle ucuz bir şey değil. Arabanın kenarına koyup da aman köprüde kalırsam, aman işte ne bileyim ben Adana'nın ortasında kalırsam ne yaparım demek için yedek almanız lazım. Şimdi 6000 tane şarj aletiniz var. Şarj edebilecek yeriniz var. Bunun büyük bir olasılıkla 2000 tanesi özel. Oradan şarj edemezsiniz. Ve siz diyorsunuz ki araç başına düşen ünite sayısında Avrupa'dan öndeyiz. Ve bu halk böyle kandırılıyor. Bu halk arabanın kaydığına Emine Hanım'ın arabadan anlamayan, büyük bir olasılıkla bunu kınamak için söylemiyorum. Yani ticaretten anlamayan, arabadan anlamayan, onun yerli olup olmadığının çok önemli olup olmadığını da anlamayan Emine Erdoğan söylüyor. Böyle de bir başlık, daha önce de atılmış bu başlık ayrıca atılabiliyor. Yani burada bir ayrımcılık var tabii. Araba batıda kullanılsın diye ama batıda da bu arabayı çoğalttığınız zaman yalakaları aldığında o baz istasyonlarının yetmediğini göreceksiniz. Tabii bu sadece baz istasyonu değil, evinizde şarj etmeniz lazım. Mesela diyelim ki hali vakti yerinde birisiniz, müstakil işte bu son dönemde yapılan evlerde oturuyorsunuz. Oraya bir baz istasyonu yapacaksınız, site sakinleri olarak. Ya da evinizde özel var, Avrupa'da yapılıyor. Başvuruyorsunuz, bu elektrikli motosikletler için de yapılıyor. Elektrikli motosiklet derken bu tornetleri falan kastetmiyorum. Çok yüksek sürat yapan elektrikli motosikletler var. Onlar için evinize kuruyorsunuz. Avrupa bunu size bir kıyak olarak yapıyor. Yani çok ciddi ucuz bir şekilde yapıyor. Türkiye'de ciddi pahalı. Ha, tabii pahalı derken şunu söyleyeyim. Evinize kurma hakkınız var mı onu da bilmiyorum. Yani bu Türkiye'deki özeller evlere mi yoksa sitelere mi onu bilmiyorum ama yani siteleri olabilir. Evet, Türkiye'de bir arabanın rahat kayması böyle bir şey. Şey gibi yani işte öyle bir yere büyük bir hastaneye övünüyorsunuz ki halk bunun o hastaneyi yaptığınız yerde ilçenin nüfusunu hiç önemsemiyor. O hastanenin içinde bütün sistematiğin olup olmadığı da onun için pek önemli değil. Bunlar sonradan olur biz. Böyle yapıyoruz çünkü. Bunu yapıyoruz. Mesela ne bileyim ben hastaneyi kuruyorsunuz. Doğum servisi var ama ebesi yok henüz. Ne bileyim ben kardiyoloji servisi var ama aletleri alacağız yavaş yavaş. Şaka değil bu. Türkiye'de çok olan bir şey bu. İstim arkadan gelsin mantığı. O gelir. Bir şekilde yaparız. Çünkü bunu sorgulayacak bir toplumun yok senin. Yani orantı anlamında söylüyorum. Böyle bir toplumun yok senin. Eser Karakaş'ın dünkü yazısında artık gerçekte işte bugün de devam edecek yani yarın devam edecek çok önemli bir istatistikler vardı TÜİK'in yaptığı. Gece yarısı eseri aradım. Dedim ki Türkiye'de kadınların pasaport orantısına bak. Bir toplumun. Ben yıllar önce bakmıştım, sonra aradım bulamadım ama dün gece buldum. Türkiye'nin pasaportlu insan sayısı %10. Bu düşük bir rakam. Çok ciddi düşük bir rakam. O %10'un büyük bir olasılıktan yani kadın erkek ayırırsak %2 kadın çıkar, %3 çıkar. İşte yarı yarıya neredeyse çok az fark var. 40 milyonun ne kadarı yurt dışına gitmek için pasaport almış. Tabii bunların hac olanlarını çıkartacaksınız. Neden? Çünkü hac bir görev gibi bir şey. Küçümsediğim için söylemiyorum. Yani bir turistik gezi değil, bir yerleri inceleyeyim, göreyim falan filan gezisi değil. Böyle bir şey değil bu. Evet, o sorgulamayan toplum Emine Erdoğan'ın bu araba yağ gibi kayıyoruna inanıyor.
Bunu fark ettiklerinde, yani bu arabanın bize çok fena bir şekilde girdiğini fark ettiklerinde iş işten geçecek. Çünkü bu, yani çok ustalarının arabaları varken yurt dışına satabileceğiniz bir şey değil. İnsan sabah aracı gibi. Evet, bir programın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Biraz politik değilmiş gibi oldu ama bu Türkiye siyasetinin ekonomiden bu kadar anlatıp halkı kandırmak için bir ekonomi düzeninde gittiklerini anlatmaya çalıştım. Evet, bir dahaki programda görüşmek üzere.